Bir maddenin elektrik direncinin belirli bir sıcaklığın altının tamamen yok olmasıdır demiş. Bunda maddenin yukarıdaki tanımların özelliği aşık hangisidir demiş. Arkadaşlar süper iletkenden bahsediyor. Süper iletkenlerin şöyle bir özelliği var. Normal herhangi bir metal sıcaklık arttıkça direnci de bununla orantılı bir şekilde artar. Yani şurasına sıcaklık burasını da öz direnç diyecek olursak onunla birlikte direnç demiş olacağız aslında. Hatta öz direnç yazılmış, şöyle yazmış olur. Şimdi süper iletkenler şöyle oluyor. Evet sıcaklık azalınca direnç azalıyor ya da öz direnç azalıyor ama belli bir sıcaklığın altında direkt öz direnç sıfıra düşüyor. Buraya kritik sıcaklık deniyor. TC şöyle yazabiliriz. Kritik sıcaklık anlamında. Yani bunun altında malzeme akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermiyor. Süper konumuna geçiyor. Tamam olayımız bu. Cevabımız adan olacak. Süper bir maddenin direncinin sıcaklığa bağlı değişim grafiği aşağıdaki adan hangisi gibidir demiş. Hemen çizelim arkadaşlar. Şurayı isterseniz sil baştan şöyle çizmiş olalım. Şimdi normal bir madde herhangi bir madde aldığımızda şurasına öz direnç dolayısıyla dirençle orantılı olmuş oluyor. Çünkü direnç dediğimizde öz direnç uzunluk bölü kesit alanı oluyor. Yani dirençle öz direnç doğru orantılı bu anlamda. Şurası da sıcaklık dediğimizde normal bir maddenin sıcaklığını artırdığımızda direnci de bununla, bir şey, bununla orantılı bir şekilde artar. Ama eğer süper iletkense malzeme bakın sıcaklığı azalttığımızda öz direnç azalıyor direnç azalıyor. Ama belli bir sıcaklığın altında direkt direnç göstermiyor yani sıfıra düşüyor doğrudan. Bu sıcakta kritik sıcaklık deniyor aynı zamanda. Tamam mı? O yüzden bu kırmızı ile çizdiğimizi aramak lazım. Bu da arkadaşlar Ceyhan'da var. Cevabımız C olacakmış. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri süper iletken maddelere aittir demiş. Kritik sıcaklık bir yerin altına kadar soğutulduklarında elektriksel dirençlerin yok olması. Aynen öyle arkadaşlar. Şöyle şurasına sıcaklık burasına da öz direnç dersek. Belli bir sıcaklığa kadar sıcaklık azalınca öz direnç azalıyor. Belli bir sıcaklığın altına doğrudan kritik sıcaklık deniliyor. Buna bu sıcaklığın altında iletken sıfır direnç gösteriyor yani akımın geçmesine karşı hiç direnç göstermiyor. Buna süperiletken malzeme deniyor. Bu sıcaklığın altına indiğinde süperiletkenlik durumuna geçtiği sıcaklığa da kritik sıcaklık deniyor. Her malzeme için farklı bu. Normalde herhangi bir malzeme sıfır kelvinde eksi 270 santigrat derece süperiletken olabiliyor. Bunu ne yapmaya çalışıyorlar? Bilim insanı oda sıcaklığında süper iletken yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden malzemeler, değişik malzemeleri deneyerek bu kritik sıcaklığı yukarı çekmeye çalışıyorlar. Yani oda sıcaklığına çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü elektriğin önemli bir kısmı aslında iletken dirençlerde açı, ısı şekli açığa çıkıyor. Yani yolda kayboluyor. Mesela bu kayıpları minimuma indirmek için de süper iletken malzeme geliştirmeye bulmaya çalışıyorlar. Tamam. O yüzden birincisi doğru. İki, Kritik sıcaklık değerlerinin altındayken mükemmel diamanyetik özellik gösteren dış manyetik alanı tümüyle dışarılıyorlar. Aynen öyle arkadaşlar. Diamanyetik madde ise e, manyetik alanı ötelemeye, yok etmeye deniyor aslında. Bir nevi uzaklaştırmaya deniyor. O yüzden burada diamanyetik madde gibi davranıyorlar. Bunu da aldık. Üçüncüsü bu anlamda e, manyetik trenlerde kullanılıyor. E bu e, kritik sıcaktan altında diye manyetik özellik göstermesi özelliğinden yararlanarak manyetik trenler maglev trenler diye geçiyor. Böyle rayların 1-2 saatin üzerinde gidiyor. Sürtmeyi minimuma indirdiği için bir tek hava sürtmesi var. Uçak gibi o hızlı gidebiliyor. E, orada kullanıyorlar dolayısıyla. 3. Normal durumda elektrik akımın iletmemesine rağmen ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkilerle iletken duruma geçmiş demiş. Burada arkadaşlar yarı iletken malzemeden bahsediyor. O yüzden bunu almadık cevabımız 1 ve 2'den denizli olacakmış deriz süper günlük yaşantımızda bazı elektronik araçların geliştirmesini sağlamıştır. Buna göre 1 2 3 nolu teknolojik araçlardan hangilerinin yapısında süper malzemeler bulunmaktadır demiş. Arkadaşlar süper malzeme belli bir sıcaklığın altında akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermiyor. Yani süper konumuna geçiyor. Akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermiyor. Bu da maglev trenlerde kullanılır. MR cihazında kullanılır. Parça hızlandırıcılarda kullanılır. Maglev trenler böyle rayların 1-2 santim üzerinde hareket ediyor. Yani burada aynı zamanda diamanyetik madde gibi davrandığı için süper iletken konumundayken malzeme. Dolayısıyla manyetik alanı itiyor. O itme kuvvetinden yaralanarak tren böyle rayların bir iki santim üzerinde hareket etmiş oluyor dolayısıyla. Tabi sarıyor böyle tekerlek gibi değil de böyle saran bir yapısı var orada. Ee, dolayısıyla kullanılmış oluyor. Üçünde de var arkadaşlar. Zaten parça hızlandırıcı çok teknolojik bir alet. Burada da kullanıyorlar süper iletkeni. MR cihazında kullanıyor. Bunlar MEP kitabında yazıyor bu üçü de. Bu üçünü bilelim arkadaşlar. Cevabımız edin olacakmış deriz dış manyetik süper iletken madde tarafından dışlanması Meysinler olayı olarak bilinmektedir. Bu dışlama dış manyetik alan çizgilerini süper iletkenin yüzeyinde birbirine daha yakın hale getirerek süper iletken maddeden uzaklaştırır. X ve Y maddenin dış manyetik alanda etkileşimleri şeklinde kimdir? Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar süper iletkenlik her durumda değil. Yani herhangi bir, herhangi bir malzeme belli bir sıcaklığın altında süper iletken konumuna geçiyor. Yani normal bir malzememiz işte sıcaklık artarken öz direnci artar, dolayısıyla direnci artar ya da sıcaklık azalırken öz direnci azalır, direnci azalır. Ama süper iletken sıcaklık azaldığında evet öz direnç, dolayısıyla direnç azalır ama belli bir sıcaklığın altında doğrudan bu sıcaklığa da kritik sıcak deniyor. Bu sıcaklığın altında süper iletken konumuna geçiyor. Yani akımın geçmesine karşı sıfır direnç gösteriyor. Tamam mı? Mesela burada X maddesine bakarsak manyetik alanı dışlamamış ya da yaklaştırmamış. Herhangi bir değişim yaratmamış. O zaman bu normal bir iletken olabilir mesela. Bir doğru. X sıcaklığı kritik sıcaklığın üzerinde olan süper iletken olabilir mi diye soruyor. Olabilir diyor dikkat ederseniz. kesinlik sorsa almayacağız da. Evet kritik sıcaklığın üzerinde ise yani şu noktanın üzerinde bir sıcaklığa sahipse şu aralıkta bir yerde ise normal direnç normal bir malzeme gibi davranacak. iletken malzeme gibi. O yüzden bu da olabilir dolayısıyla. Hani kritik sıcaklığın altına henüz düşmemiş olabilir. 2 de doğru. 3 Y normal bir iletkendir demiş. Dikkat ederseniz Y malzemesi manyetikanın dışlamış. Yani süper iletken gibi davranmış burası. O zaman bu süper iletken malzeme hem de kritik sıcaklığının altı da demektir. O yüzden 3 yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2'den denizde olurmuş deriz. Bir X maddesine ait direnç sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X maddesinin sıcakta 0 T aralığında iken yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bu direnç sıcaklık grafiği süper iletkene ait. Normal malzemeler Sıcaklık artınca öz direnci dolayısıyla direnci artar ya da sıcaklık azınca öz direnci azalır. Ama belli bir sıcaklığın altındaki o bu sıcaklık olmuş, T sıcaklığı olmuş bu malzeme için. Bu sıcaklık hatta kritik sıcaklık deniyor. Bu sıcaklığın altında süper iletken durumuna geçiyor. Yani akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermiyor. Yani süper iletken olduğu durumda herhangi bir e, mesela elektrik evimize gelirken yolda tellerde mecburen ısı şeklinde kayboluyor. Bir, iki, evde kullandığımız elektrik ya da elektronik aletlerde mesela çamaşır makinesi düşün. Ne yapıyor? Isınıyor aynı zamanda değil mi? Normalde ısınmasını istemeyiz ya da bilgisayar ısınıyor aynı zamanda ısınmasını istemeyiz. Ama içinde direnç olduğu için mecburen o dirençlerde de ısı enerjisi açığa çıkıyor. Eğer süperiletken etken malzeme bulunursa akım geçmesine karşı zorluk göstermeyen o zaman ne olacak dolayısıyla kayıp enerji de minimum inmiş olacak ya da yok olmuş olacak. E, kayıp enerji azaldığı zaman verim artmış olacak. Aynı zamanda ısınmadığı için bozulmalar azalacak gibi. Bu mantıkla bakalım. Dış manyetik alanı itme kuvveti uygular demiş sıfır teyarını. Evet dış manyetik karşı itme kuvveti uyguluyor. Bu yüzden maglev trenlerde kullanılıyor. Mıknatıslar sayesinde itme kuvveti uyguluyor. O yüzden de maglev trenlerde kullanılıyor. Enerji taşınmasında tasarruf sağlar demiş. Aynen kayıpları önlediği için tasarruf sağlayacak. Elektrik akımına karşı direnç göstermez. Süper zaten bu akımın geçmesine karşı direnç göstermeme durumu. O yüzden bunu da aldık. Cevabımız 1-2-3'ten Edirne olacakmış deriz. Civa belli bir sıcaklık yerinin altında süper iletkenlik özelliği kazanabilir ancak altın süper iletken olamayan bir metal demiş. Arkadaşlar işte bu arada bütün metaller süper iletken olacak diye bir kural yok. Belli bir sıcaklığın altında süper iletken konumuna geçebiliyor. Bilim insanları da değişik malzemeler bularaktan oda sıcaklığında süper iletken yaratmaya çalışıyorlar. Çok düşük sıcaklarda süper iletken malzeme olabiliyor malzemelerin bazıları. Ama önemli oda sıcaklığında yaratabilmek bunu. Böyle bir durum var. Hadi gelin bakalım. Kahveli maddelerin direncinin sıcakta bağlı değişimini gösteren grafik şeklindeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar civa süperiletken konumuna geçebiliyor diyor. Ki burada civa o zaman demek ki L olabilir. Ama altın süperiletken konumuna geçemiyor diyor. Bakın demek ki buradaki K dediğimiz altın olabilirmiş. Öyle değil mi? Çünkü burada L'miz belli bir sıcaklığın altında ki o da T sıcaklığı. Bu T sıcaklıktan aynı zamanda kritik sıcaklık deniyor. Bunun altına indiğinde süperiletken konumuna geçiyor. Ama normal diğer malzemeler sıcaklık direnci doğru orantılı sıcaklık artınca direnci artıyor. Sıcaklık az önce direnci azalıyor. Tamam? A altın olabilir demiş. Evet normal bir malzeme gibi davranmış. Süperiletken konumuna geçemeyen bir malzememiz Yukarıda söylüyor. L cib olabilir aynen. Süperiletken konumuna geçmiş çünkü. E kritik sıcaktır demiş. Evet o sıcakta kritik sıcak deniyor. Bunun altında süper konumuna geçiyor malzeme. O yüzden cevabımız edin olacakmış deriz. Aşağıdakilerden hangisi süper kullandığı teknolojik araçlardan değildir demiş. Arkadaşlar maglev tren parça kızlandırıcı ve MR cihazını çok sık duyarsınız bu konuda. Bu üçün web kitabında da yazar bilginiz olsun. Manyetik güç depolama da aynı zamanda kullanılır. Çok sık bilinen bir şey değildir. Fakat LCD LED ekranlarda ya da LCD ekranlarda plazma televizyonlarda kullanılmayacak süper Burada LED ekranlar ışık yayan diyot anlamına gelen led'ler o anlama gelmiş oluyor. Ekranda o led'ler küçük led'ler kullanılıyor. O yüzden burada da süper iletkenimiz yok. Cevabımız bursa olacakmış deriz. Süper iletkenle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Her metal belli bir sıcaklığın altında süper iletkenlik özelliği kazanabilir demiş. Hayır arkadaşlar. Her metal kazanmıyor. Bazı metaller kazanabiliyor. Ya da değişik malzemeleri birleştirerek yeni malzemeler üretmeye çalışıyorlar bilim insanları. Bunu yaratmaya çalışıyorlar. Ee, şöyle bir durumu var. Süperiletken çok düşük sıcaklıklarda süperiletken konumuna herhangi bir malzeme geçebiliyor. Tabii süperiletkenin özelliği varsa. Ee, ama oda sıcaklığında önemli olan süperiletken yaratmaya çalışmak ya da onu bulabilmek. Onun için bilim insanları uğraşıyorlar. Ama şu an için oda sıcaklığında yapılmış ya da bulunmuş bir e, süperiletken yok. Zaten öyle olsaydı kayıplar minimuma inmiş olurdu, verimler artardı, teknolojik aletler daha e, uzun sürede çabucak bozulmazdı gibi. Tamam? Her metal belli bir sıcaklığın altında süper iletkenlik özelliği kazanabilir demiş. Hayır hepsi kazanmıyor. Süper iletkenler günümüzde ulaşım, maglev trenler mesela tıp, MR cihazı olmuş oluyor. Enerji depolama gibi birçok alanda kullanılmaktadır demiş. Doğru. Oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği kazanabilen maddeler vardır demiş. Oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği kazanabilen maddeler vardır demiş. Hayır şu an için bulunmuş değil ama bilim insanları bunun üzerine çalışıyorlar. İleride mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ama şu an için yok o yüzden. Attık bunu cevabımız yalnız ikiden kurs olacakmış deriz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri süperiletkenlik durumundaki bir maddenin sağlanmış olduğu avantajlardandır demiş. Akıma karşı zorluk gösterir. Tam aksine akıma karşı sıfır zorluk gösteriyor. Zaten direncin olmaması durumuna süperiletkenlik deniyor. Isı kayıplarını dolayısıyla azaltmış oluyor. Bütün teknolojik aletlerde ne yapıyor? Isınıyor. Çünkü içerisinde iletkenler kullanıyor. Burada da ısı enerjisi açığa çıkıyor. Kayıp enerji bunlar verimi düşürüyor aslında. Enerji tasarruf sağları demiş. Aynen öyle. Süperiletken etken malzeme kullanıldığı takdirde kayıp ısı enerjisi azalacağı için enerji tasarrufu ya da verim artacaktır. Bu anlamda 3 de doğru. Cevabımız 2 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Süper özelliği olan bazı element veya alışımların kritik sıcak değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Alüminyum var, kurşun var, e, niopyum var, bir de niopyum germanyum bileşiği var orada. Buna göre demiş yargıların hangileri doğrudur. Alüminyum 1.2 kelvinde, işte kurşun 7.2 kelvinde, niopyum 9.3 kelvinde, bileşimizde 23.2 kelvin. ve bunlar kelvin santigrat derece cinsinden değil. Eksi 273 e çıkarırsak bunlardan, yani burası eksi 270 nokta küsür kelvin. Yani eksi 200 de yapıyor dolayısıyla. Bunlar oda sıcaklığından çok uzakta, çok düşük sıcaklarda süper etken konumuna geçen malzemeler olmuş oluyor. Oda sıcaklığı süper etken olabilen maddeler vardır demiş. Tabloya baktığımızda böyle bir madde göremiyoruz. O yüzden birinciyi attık. Kritik sıcaklık değeri süper için ayırt edici bir özelliktir. Her maddenin kendine özgü bir süper etkenlik, kritik sıcaklığı var. Bu arada her madde süper etken konumuna geçmiyor. Metallerden bile geçmeyenler bir sürü var. Mesela doğru ayırt edici bir özellik olmuş olur. Çünkü ayırt edici özellik demek maddeden maddeye değişebilen özellik o anlamda. Düşük kritik sıcaklık değerleri süper teknolojileri kullanımı kısıtlar demiş. Aynen öyle. Çok düşük sıcaklıklara kadar soğutmak gerekiyor ki süper iletken konumuna geçsinler. O yüzden çok yaygın kullanılamıyor. MR cihazında var, maglev trenlerde var, enerji depolarında kullanılıyor. Ama spesifik yerlerde kullanılmış oluyor. Her yerde kullanılmıyor şu an için. Normal şartlarda bir evin kablosunu bile, eve döşenen kabloyu bile süper erken malzemeden yaptığın takdirde ne yapar? Enerji kayıplarını minimuma indirirsin. Ama şöyle bir sıkıntı var. O kablonun çok düşük sıcaklara kadar soğutulması gerekir. Onu soğutmak için gereken enerji çok daha fazla olur. O yüzden her yerde kullanılmıyor. Ama ileride mutlaka süper erkenler oda sıcaklığında bulunursa birçok yerde kullanılacaklar. Bu anlamda teknolojik kullanımı kısıtlar doğru cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş deriz.